Yakışıklım benim, güzel yüzüm benim. Canımın içi herhalde çok okuyan, çok araştıran bir delikanlı. Hayat felsefem. Sevgi, tek kelimeyle. Yani tek kelimeyle özetlenirse, sonsuz güce sahip olan yaratana sevgi. Benim mesleğim bu, işim gücüm bu. Başka bir şey yok. Yaramazlık yapan iki sevimli. İşte olay bu ya. Yani kedi dediğim budur. Yani tabii sakin kedi olmaz. Deli olacak. Ummadığı manyaklıklar yapacak böyle. Renkli olması çok güzel. Ya bak, kedi ileride dünyanın en kıymetli varlığına gelecek. Bak, kotradan, yattan falan daha kıymetli olacak, söyleyeyim. Bir kedi sahibi olmak milyarderlik alameti olacak böyle. Adnan Bey, yabancı basında yayınlanan makaleleriniz hakkında bilgi vermeye devam ediyorum. Merkezi Londra'da bulunan Irak'ın günlük Arapça gazetesi Ez-Zaman'ın hem basılı yayınında hem internet sitesinde Afrin Harekatı ile ilgili dezenformasyonlar ve gerçekler başlıklı makaleniz yayınlandı. Yazınızda Zeytin Dalı Harekatı'nın Türk ulusunun ve Türk ordusunun ahlak, örf, gelenek ve yüksek vicdanını yansıtacak biçimde doğru olduğuna inandığı ilkeler doğrultusunda kadın, çocuk, yaşlı, sivil, masumların hiçbir zarar görmeyeceği bir hassasiyetle gerçekleştirildiğini anlatıyorsunuz. YPG, PKK'nın ve bu terör örgütünü destekleyen bir kısım medyanın algı operasyonu yaparak ortaya attığı dezenformasyonların hiçbir dayanağı olmadığını kapsamlı açıklıyorsunuz. İşte bak, bu vazifeyi yapan bir tek ben varım. Evet, maşallah. Yurt dışında hükümetin politikalarının doğruluğunu, askerin yaptığı operasyonların vicdana, akla, merhamete özen gösterterek yapıldığını anlatan bir tek ben varım. Yine Gezi'de de bunu çok etkili bir şekilde anlattık. Gezi'de de aynısını yapmıştık. Pakistan'ın İngilizce haber sitesi Daily Mail'de silahlı saldırıları önlemek için gerçek çözüm başlıklı makaleniz yayınlandı. Yazınızda Amerika'daki okullarda gerçekleşen silahlı saldırılar üzerine insanların farklı çözüm yollarını tartışırken sorunun gerçek çözüm üzerine düşünmediklerini anlatıyorsunuz. Silahlı kuvvetler, istihbarat, polis gibi farklı teknik çözümlere başvurulsa da asıl olarak toplumda gittikçe yaygınlaşan nefret ve öfke patlamalarına söz son verilmesi için gereken manevi eğitimin önemini anlatıyorsunuz. Maşallah. Çok şahane. Maşallah. Allah işte bize bu imkanı veriyor. Yurt dışında her yerde bu yazıları yayınlıyoruz. Milyonlarca insan da okuyor. Münafıklar, efendim, İngilizlerin devletinin alçakları azsa da kudursa da hayır hasenat peşinde devam edeceğiz. İnşallah. Muhabbet kısa, nasıl konuşuyor? Maşallah. Yaklaştırsana. Hayret, canımın içi, akıl almaz güzelsin, akıl almaz, maşallah. Allah sana sıhhatli, sevinçli, neşeli, uzun ömür versin. Cennetin güzel ve seçkin kızlarından olursun inşallah. Cennet arkadaşım olursun inşallah, cennet dostum olursun. Muhteşem güzelsin, çok, çok güzelsin. Allah seni hayrıyla, bereketiyle sarsın. Ben canımın içini bir daha dinleyeyim. Muhabbet kuşa nasıl konuşuyor? Canımın içi, tabii onların bir dili var ve insandan daha akıllı yönleri var. Henüz o araştırılmış değil, yani bilimsel bir araştırma da yapılmadı. Çözemiyorlar da. Mesela kedilerde de inanılmaz bir akıl var. Mesela evet. Bizim
evde kedi var. Yavrularını aldı, bizim hazır koyduğumuz bir kutu var, onun içine koydu, koyduk. Orada çok işleyen bir yer olduğu için rahatsız oldu, aldı. Ağaçların dibinde alakasız bir yere götürdü, onları koydu. Biz yağmur yağdığı için yeniden aldı, götürdük, al koyduk. Yeniden aldı, onları götürdü, oraya koydu. Sonra onları üçüncü kere yine aldı, geri götürdü, oraya koydu. Teker teker taşıyor. Yani bir görseniz gayretini. Onlar kocaman olmuş, kafasını dike dike böyle. Uzun da bir yol, gözümüzün önünden geçirerek. Korkusu yani birisi ezer, çiğner falan, ondan korkuyor, dikkat ediyor. Biz ona bir sefer dipte, arkada böyle kuytu bir yerde yer yaptık. Bak şimdi hiç ses çıkartmıyor. Gayet memnun. Çünkü orayı güvenli gördü. Hayret edecek şey ya. Ufacık bir tıkırtı duyuyor. Hemen koşarak gidip bakıyor. Hiç başlarından ayrılmıyor. Gayet de sakin. Yani insan aklından daha yüksek bir akla sahip. Yani çok özenli, nasıl temizleyeceğini biliyor, ne yapacağını biliyor. Ama tabii örümceğin aklı daha yüksek. Arının aklı daha yüksek. Evet. PYD, YPG'yi Kamışlı'da İngiliz İşçi Partisi yetkilileri ziyaret etti. Aralarında Lordlar Kamerası mensubu Maurice Glassman ile milletvekili Lloyd Russell Moyle da vardı. Fotoğraflarını görüyoruz. İşçi Partisi Milletvekili Russell Moyle, homoseksüellere verdiği destekle tanınan biri. İngiltere'nin ilk transseksüel haber sunucusuyla bir fotoğrafı var. Russell Moyle, yaptığı ziyarette PYD yetkililerine yanınızda olduğumuzu söylemek istiyoruz. Türkiye'ye yapılan silah satışını daha dikkatli inceleyeceğiz, dedi. John Woodcock'un da bir numaralı arkadaşı. Evet. Onlar beraber hareket eden bir tip bu. Evet. John Woodcock'un gece gündüz beraber olduğu bir tip. Evet. O da İşçi Partisi'nden. Evet. Onu alıp getirdiler buraya. Bu Ceylan Özgül alıp getirdi. Adam ne diyor? 6-9 yaş arasında diyor erkek çocuklarla haşa ters sapık cinsel ilişki serbest olsun diyor. Onun da propagandasının böyle elinde yazılı ilan tabelalarıyla halka duyuruyor. Bak o siyah erkek çocuğunu temsil ediyor 6-9 yaş. Öbür beyaz görünen de yetişkin erkeği temsil ediyor. Yaşı küçük erkek çocuğuna cinsel ilişkiyi çok hayati bir konu olarak görüyorlar ve bunun propagandasını yapıyor. 2 yıldan beri yapıyordu. Ceylan Özgür de bunu alıyor getiriyor, burada bakanlarla tokalaştırıyor. Milliyetçi Hareket Partisi milletvekilleriyle tokalaştırıyor. Tam bir facia. Legal hale getirmeye çalışıyorlar. Ve PKK'nın toplantılarını yapmakla görevli olan bir kişi bu. İngiliz parlamentosunda. Bak şimdi arkadaşını da anlattık, gösterttik. O da öyle. Bütün gücüne PKK'yı destekleyen bir adam. Beraber hareket ediyorlar. Bu haberi bir daha oku. PYD, YPG'yi Kamışlı'da İngiliz İşçi Partisi yetkilileri ziyaret etti. Aralarında Lordlar Kamerası mensubu Maurice Glassman ile milletvekili Lloyd Russell Moyle da vardı. Fotoğraflarını görebiliyoruz ekranda. Russell Moyle. İşçi Parti Milletvekili Russell Moyle, homoseksüellere verdiği destekle tanınan biri. İngiltere'nin ilk transseksüel haber sunucusu ile bir fotoğrafı vardı. Russell Moyle yaptığı ziyarette PYD yetkililerine yanınızda olduğumuzu söylemek istiyoruz. Türkiye'ye yapılan silah satışını daha dikkatli inceleyeceğiz, dedi. İşte bunların hepsi istihbaratçı. Hepsi homoseksüel destekçisi. Bu Ceylan Özgür'ün getirdiği takımdan, onlarla bağlantılı olan bir tip bu. John Woodcock'un da bir numaralı adamı, arkadaşı. Lordlar Kamerası'nda olan Lord Glassman ise, sizinle uzun dönemde bir ilişki için buradayız. Özgürlüğünüzü ortadan kaldırmaya çalışan herkese karşı size destek vereceğiz. Ayrıca tüm kalbimizle size, sizinle dayanışma içindeyiz, dedi. İngiliz heyet Kamışlı'nın ardından Kobane'ye geçti. Bu da istihbaratçı. Bu da John Woodcock'la iç içe olan bir tip. Salih Müslüm'ün geldiği PKK toplantısında katılımcıydı bu Lord Maurice. Evet. Yani her toplantıda katılımcı aslında.
Evet, dinliyorum. Kalp kararması fark edilir mi? Yakışıklı şahıs kendinde tabii fark eder. İçi sıkılır. Böyle duygusallaşır. Kendini yalnız hisseder. Kimsenin onu sevmediğini falan düşünür. Allah aşkına daha da kötü şeyler aklına gelebilir. Yani en uç ihtimalde cinayet, yatkınlık veyahut intihar eğilimi en son noktası odur. Son derece tehlikeli. Yani o yüzden işte bu kadınları falan şehit ediyorlar. Aslında intihar eğilimi oluyor önce. Fakat intihardan da çekindikleri için başkasını öldürme eğilimi bu sefer devreye giriyor. Başkasını öldürüyor. Bazen de eğer o çirkin cesaret toplayabilirse kendini de öldürüyor. Duruma göre. Onun için akıllı bağlantıyı Allah'la muntazam devam ettirmek lazım. Akıllı derin bağlantı yani. Bir an kesilmesi şeytanın yandan giriş yapmasına neden olur. Şeytan yandan giriş yaptın mı da vücuda hakim oluyor. Çok tehlikeli olur. Bongo isimli bir canlı hakkında bilgi vermek istiyorum. Ne? Bongo. Bongolar 4000 metrelik tropikal ormanlarda yaşayan bir antilop türü. Lan yerim ben sizden. Kulaklarını falan da yerim sana. Süsse bak sen. Tebeşirle boyanmış gibi çok şey. En büyük orman antilopu türüdür. Yerden omuz yüksekliği 1.2 metre kadardır. Boyu ise ortalama 3 metredir. Kahverengi postu üzerindeki beyaz çizgiler kamufle olmasını sağlar. Bongoların büyük kulakları vardır. Bu sayede duyuşları daha keskindir. Çizgileri ve renkleri sayesinde ormanda birbirlerini rahatça ayırt ederler. Ürkektirler. Bir şeyden ürkünce hemen kaçmaya başlarlar. Kendilerini gizleyecek mekanlar ararlar ve tetiktedirler. Durumu kontrol etmek için etraflarına bakarlar. Anneler yavrularıyla yüksek olmayan bir sesle iletişimi kurarlar. Ya bunlar çok şekermiş. Bunlar çoğaltsalar her yerde olsun bunlar. Ne tatlı hayvanlar böyle. Bongolar tuza ihtiyaç duyuyorlar. Bu yüzden düzenli olarak tuz kayalarını ziyaret ederler. Bazen yıldırım düşüp kömür haline gelmiş ağaçları yedikleri de görülmüştür. Tam olarak bunu neden yaptıkları bilinmiyor. Fakat mineral almak için yaptıkları tahmin ediliyor. Ne yapsınlar yazık, mineral eksikliğinden daralıyorlardır. Kaya tuzu tabii çok iyi olur bunlar. Evet. İyice ezip ama sulama da önemli tabii. Benim kolam gelsin bir önden önce. Sayın Kılıçdaroğlu, Hatay'a giden sanatçılarımız için bu rezil adamlar ifadesini kullanmıştı. Sanatçılar bir araya gelerek CHP hakkında suç duyurusunda bulundu ve bir bildiri yayınladı. Bildiride Sayın Kılıçdaroğlu'nun kendisinin bölgeye neden hiç gitmediği sorusu da soruldu. Atatürk'ün kurduğu bir partinin genel başkanının Afrin'de silah arkadaşlarını kaybeden kahraman askerlerimize yönelik bir ziyaretten neden rahatsız olduğunu anlamakta güçlük çekiyoruz. Ana muhalefet liderinin sanatçıları ne amaçla tahkir ettiğini anlayamıyor. Bu vesileyle Sayın Kılıçdaroğlu'nun bölgeye gitmekten neden imtina ettiğini Türk milletinin açıklamasını bekliyoruz dediler. Ya bence Sayın Kılıçdaroğlu kibar insan. Dilim sürçtü, yanlışlıkla söyledim diye özür dilesin, bir şey yapsın. Yani çok ayıp yaptı yani sanatçılar. Tertemiz, masum insanlar böyle söz söylenir mi ya? Ne kadar yakışıksız, çirkin söz. Hayır, zafer kutlamaya gidiyor. Zafer, bütün Türklük tarihi 5000 yıldan beri hep zaferler kutlanmıştır. Zafer bayramı var mesela Türkiye, özellikle 30 Ağustos zafer bayramı var. Bayram kutluyorsun işte. O da bir bayram. Afrin bayramı. Yani neden böyle bir şey yaptı ben anlayabilmiş değilim. Bu nasıl, ya öfkelense bile insan böyle bir söz kullanmaz. Yani bunun telafisi mümkün, hiç vakit kaybetmeden özür dilesin bence. Özellikle sanatçılardan.
Siyasetçilerin arasında ağır bir dil oluyor genelde. Ama sanatçıyı niye araya sokuyorsun ya? Niye onlara ağır konuşuyorsun? Ki siyasetçilerin birbirine bunu yapması hiç uygun değil. Yani çok gönülde burukluk meydana getiren korkunç bir görüntüsü var. Batılı liderler Müslümanlar neden sorular görüyor? Yakışıklım, güzel yüzlüm, geleneksel Ortodoks İslam anlayışında yani işin doğrusu müthiş bir vahşet var. Yani biz bunu anlamadan gelemeyiz, gizleyemeyiz. Yani Avrupalılar aklı başında adamlar, okuyan, bilen adamlar. Şimdi bak, namaz kılmayan öldürülüyor. Sakalı kesen öldürülüyor. Mini etekli kadına akıl almaz hakaretler ediliyor. Makyaj yapan kadına hakaret ediliyor. Saçını boyayan kadına hakaret ediliyor. Parfüm süren kadına hakaret ediliyor. Güzel bakımlı giyinen kadına hakaret ediliyor. Yani tablo, resim yapıyor, tabloya tükürüyor. Adam mesela 5 yıl uğraşıyor, heykel yapıyor, karşısına geçip tükürüyor. Mesela Avrupa'da ünlü tablolar var adam mesela, 3 yılda, 5 yılda yapmış. Mükemmel tablolar. Adam açılıp açılıp tükürüyor. Böyle bir hayat olur mu? O, Yahudiden nefret ettiğini söylüyor, öldürülmesi gerektiğini söylüyor. Hristiyan'dan nefret ediyor. Şii'den nefret ediyor. Şii olan Sünni'den nefret ediyor. Yani bir sevgisizliktir alıp gitmiş. Kadınları aşağılayan sözlerin ucu bucağı yok. Kadını bir kere hayvan olarak görüyor, insan olarak görmüyor. Yani bunu biz anlamazdan, görmezden gelemeyiz. Adamlar diyor bunu, açık açık söylüyor. Buçuktur diyor kadın. Cehennemi kadınlar dolduracak diyor. Kadınlar ne derse tersini yapın diyor. Adam baksana, deşarj olmak için kadın dövmek lazım diyor. Ve kadın da bunun için dua etsin diyor, dövüldüğü için. Erkeğin deşarj olmasını sağladığı için, bir de deşarj ne demekse o, deşarj oluyormuş. Güneşin iç yapısı, güneşin görevi için özel olarak yaratılmış, maşallah. Eğer güneşin yapısı ve hesapları biraz farklı olsaydı, var olmayabilirdi veya şimdiye kadar büyük bir patlama ile patlamış olabilirdi. Güneş hidrojeni helyuma çevirir ve bu reaksiyon güneşin enerjisinin kaynağıdır. Bu işlemde güçlü nükleer kuvvet rol almakta. Evrendeki en güçlü fiziksel kuvvet, güçlü nükleer kuvvet, bu kuvvet atomların yapısını değiştirmekte. Biraz daha zayıf olsaydı iki atomun çekirdeklerini birleştiremezdi. Bu da güneşin var olmamasına sebep olurdu. Biraz daha güçlü olsaydı güneşin yakıtı birden çok güçlü hale gelirdi ve güneş de dahil olmak üzere diğer yıldızlarda patlamaya başlardı. Güneşin uzaklığı da oldukça hayatidir. Daha yakın veya daha uzak olsaydı yaşam mümkün olmazdı veya çok zor hale gelirdi. Allah güneşi yaşam için yaratmıştır. Maşallah. Ya tabii onların hepsi maşallah. Bahanesi helyuma çevirmesi falan. Yani böyle milyonlarca kilometre ötede olacak da soba gibi böyle ısıtacak. Ya boşlukta bir kere ısı yayılmaz yani. Boşluğun iletkenliği yok. Mesela cam yapılıyor, ısı cam yapılıyor. İçi boşluk, hava boşluğu. Isıyı geçirmiyor. Yani böyle milyonlarca kilometre ötede hava boşluğu olan bir ortamda ısının gelmesi mümkün değil. Aferin benim yiğidim, aferin benim canıma, aferin benim kabadayıma, aferin benim cesur yiğidime, maşallah. Allah senin ömrünü uzun etsin, seni cennet kuzusu yapsın, cennette inşallah birlikte oluruz. Şehit ailelerinin bütün milletimizce kucaklanması gerekir, nereye giderse gitsinler. Her evde onların ağırlanması gerekir, her yerde ağırlanmaları gerekir. Bir kere onların hiç yemek yapmaması lazım. Komşuların silip süpürmesi gerekir. Ya can aziz, Allah, kitap, din, iman, vatan, millet, bayrak için canını vermiş. Canını vermiş, daha üstüne yok yani. Sen ona bütün ömrünü sunsan yine
o güzelliği ödeyemez. Bu Caner denilen şahıs, o işi eğlenceye dökmüş. Zannediyor ki biz onu